Şimdi dostlar yine cümle çevirileriyle başlayacağız. Cümle çevirilerini yaparken yine odaklanacağımız noktalar olacak. Ana fiildi vesaireydi. Lütfen burada hani yavaş gidiyorum cümle çevirilerinde. Bütün detayları vermeye çalışıyorum. Lütfen onlara oldukça ne yapalım? Ehemmiyet verelim, önem verelim. Yani cümle çevirilerinin değerli olduğunu bilelim. Tamam mı? Geldim ilk cümle çevirime. Hemen baktım. En önemli noktalarımızdan biri neydi? Ana fiilin bulumu. Ana fiilimiz burada shows ifadesi. Main verb şu ana kadar. Tabi burada hani cümle devam eder. Bir cümle zarfıyla bölünür vesaire olursa o zaman işler ne yapıyor? Değişiyor. Araştırma gösteriyor. Sorum şu. non close girmiş. Neyi gösteriyor? Being sedentary. Sedentary olmak. Yani sakin böyle durağan, hareketsiz bir yaşam olması aynen hareketsiz yaşam. Sedentary life is bad for your physical and mental health. Sizin diyor fiziksel ve zihinsel sağlığınız için kötüdür. Bad for. Bakın çok basit. Bad for. Tamam bad for. Çok küçük şeyi bile lütfen hemen zihninize birkaç kere söyleyip almaya çalışın edatlarda. Bu yüzden, bu yüzden, tamam kötü bu yüzden. Aktif kalmak bu zor zamanlarda is important, önemlidir ve we know that, biliyoruz ki being physically active, fiziksel olarak aktif kalmanın helps lower blood pressure, kan basıncı yani tansiyonu ve kolesterolü düşürmeye yardımcı olduğunu biliyoruz ve ciddi manada da ne yapabilirmiş? Kalp krizi riskini azaltabilir, stroke, felç ya da inme riskini azaltabilir ya da diyabet riskini azaltabilir diyoruz. Yani oldukça anlaşılır bir cümle. Biz hemen öncelikle kelime girdisiyle burada başlayacağız. İlk kelimemiz sedentary kelimesi. Sakin manasına geliyor. Sedentary life diye kullanımı var. Sakin yaşam. Lower kelimesi azaltmak manasına geliyor. Sinonimleri hızlıca hemen chat baksa da sizler de yazın lütfen. Bir tane sinonim mesela R ile başlıyor. Bir tanesi D ile başlıyor. D ile başlayan bir sinonim var. L ile başlayan bir sinonim var. Bravo. Reduce ifadesini yazabiliriz. Diminish diyebiliriz. Diminish. Değil mi? Ya da decrease diyebiliriz. Azalmak manasında. Bravo. Mitigate diyebiliriz. Azalmak manasında. Yine dwindle demişsiniz. Harika iş çıkarmışsınız. The window kelimesini diyebiliriz. Bravo. Alleviate kelimesi dindirmek, hafifletmek manasında kullanılan bir ifade. Drop off'u biraz daha okuldan atılmak manasında daha çok kullanıldığını söyleyebilirim. Ama yine de burada olabilecek bir ifade. Burada lesson kelimesini ben ekleyeyim. Aynı zamanda ne kelime ekleyelim burada? Curtail kelimesini ekleyelim. Curtail kelimesi engellemek bir şeyi. İşte güneş ışını geliyor. Ne var? Perde var. Curtain var perde. Perde güneş ışınlarını ne yapıyor? Curtail yapıyor. Engelliyor. İçeriye girmesini azaltıyor diyebiliriz. Bakın bir kelimeden ne kadar çok türeyen kelimemiz olmuş oldu. Şimdi bakalım geldik başka bir kelimemiz var mı burada? Lower'a gelene kadar significant ifademizin buralarda significantly ifademiz var. Lower geçtikten sonra significantly ifadesi ciddi manada gelen ve çok çok önemli bir kelime, significantly. Oldukça değerli bir kelime. Bu tabi significant var. Significant önemli demek. Signify demek. Bakın, signify verb versiyonu bunun önemini göstermek, önemini bildirmek manasında. Signify verb olarak, significant adjective olarak, significantly ise ne? adverb olarak kullanıyor. Formlarına bakılmaksızın yazacak olur isek. Burada sizler de yazıyorsunuz gayet güzel. Dramatically kelimesi oldukça değerli. Drastically kelimesi oldukça değerli sinonim. Meaningfully anlamlı bir şekilde eh diyelim buna çok böyle şey yapmadım. Substantially Bol manada kötü değil. Gayet de güzel oldu substantial ifadesi. Markedly'yi ekleyeyim ben buraya. Markedly ve considerably'yi ekleyeyim. Considerably. Ciddi manada. Önemli manasına gelen significant adjective için ise notable gibi. Notable gibi. Noteworthy gibi. Değil mi? Noteworthy gibi. Important. Essential ve so on. Necessary. Pivotal. Aynen bir sürü kelime ne yapıyor? Burada devreye giriyor dostlar. Bu kelime çok önemli. Significantly defalarca sınavda karşımıza doğru cevap olarak geldi. Çok hızlı gramer girdileri yapıyorum. Çok dikkatle takip et gramerleri. Şimdi dostlar burada bir noun clause'umuz var. Birinci gramer noktamız. Ne yaptı? Show fiilinin nesnesi konumunda geldi. Show fiilinin nesnesi konumunda geldi. Being sedentary ile başlayan yapı. Şimdi bu yüzdenle beraber bir sebep sonuç ilişkisi kurdum. Bu yüzdenle beraber bir sebep sonuç ilişkisi kurdum ve burada bu so ifadesinin yerine therefore gibi hence gibi thereby gibi değil mi thereby gibi consequently gibi as a result gibi ifadelerimizi as a result gibi ifadelerimizi ne yapabilirdik? Yazabilirdik. Birçok ifade sonucunda bu yüzden manasına geliyor. Oldukça önemli bir yapı olduğunu bunu da söyleyelim. Sebep sonuç ilişkisi kuruyor. Defalarca doğru cevap olarak bu ve muadilleri geldiler. Şimdi bu yüzden neden dolayı? Sağlığa kötü olduğundan dolayı bunları yapmayız. Önemli diyor. Yine we know that ile beraber ikinci bir non-close girdisi no fiilinin nesnesi konumunda gelmiş. Devam ettiğimde şurası çok önemli. Help lower ifadesi EYDS'de arandı. Help fiili devamında ya verb 0 ya da to verb 0 alıyor. Bu EYDS'de tekrar söylüyorum. Aranmış bir ifadedir dostlar. Oldukça önemli. Baktım başka da burada can reduce ifadesinde model olarak görüyorum. Azaltabilir manasına geliyor. Geldim dördüncü ifademize. Dörtte bir edat sorumuz var. Evet. D, B geliyor. C var. D biraz yoğun. B de yoğun. Devam et bakalım. Devam et. Yaz cevabı. Göreyim. Evet. Güzel. D genelde daha yoğun gelmiş. Bakalım. Normalde edas sorusunun çok okumaya gerek yok olduğu yerlerden çözebiliriz ama çok hızlı olduğu yere gidelim. 2030 ajandası sürdürülebilir gelişimi. Gelişim için olan 2030 ajandası iddia ediyor. Güçlü bir öykünün Öykünün narrative hmm. achieving gender equality cinsiyet eşitliğini başarma güçlü bir başarmak için başarmada başarma yoluyla başarma ile başarmaya doğru. Yani sadece bir çıkarım yaptığımda burada A, B, D'den birisinin doğru cevap olacağını düşünüyorum. A, B, D'den ben kendim ilk kısımdan. Ama garanti değil. Devam ettim. Acknowledging yet. Onu kabul ediyor, sayıyor. As a guiding principle. Rehberlik eden bir prensip olarak sayıyor. Linked to the realization of the right to education. Eğitime olan hakkın gerçekleşmesiyle bağlantılı. Ve stating that şunu iddia ediyor. Women and girls, kadınlar ve kızlar should be equally empowered eşit derecede güçlendirilmeli eğitim bir şeyi. Eğitime doğru mu güçlendirilmeli? Eğitime mi güçlendirilmeli? Eğitim yoluyla mı güçlendirilmeli? tabii ki ve tabii ki eğitim yoluyla diyoruz. True education eğitim aracılığıyla, eğitim yoluyla. Denizli Şıkkı harikulade bu soru için. Bence harikulade bir edat sorusu. Zaten benim yazdığım bütün sorular harikulade ama yine de arada belirtmek istiyorum. Kendimi siz övmüyorsunuz. Hiçbir mesaj gelmiyor vesaire. En azından ben kendimi öveyim. Aynen biraz Eyüp Hocam sorularım birazcık şeydir yani. Ben olabilecek hakikaten ya bu işte iyiyim yani. Onu hiç mütevazilik yapamayacağım yani. Ee, iyiyim. iyi iyi soru yazıyorum yani. Neyse. Denizi çok net bir şekilde çok da güzel bir soru olmuş. İlk taraftan 3'e iniyorsun, ikinci taraftan doğru cevabı buluyorsun.